Evrenin oluşumu insanoğlunun en çok merak ettiği konuların başında gelir. Büyük patlama teorisine göre evren başlangıçta son derece küçük, kararsız bir top şeklindeydi. Bu top büyük bir şiddette patladı ve tüm zamanların en büyük patlaması gerçekleşti. Topun içindeki evreni oluşturan madde öylesine sıcaktı ki her şey plazma halindeydi. Yani başlangıçta plazma maddenin ilk haliydi evrenin genişleme sürecinde madde soğudu ve galaksiler, gezegenler oluştu. Maddenin bir kısmı gaz haline dönüştü. Soğumaya devam etti, okyanuslar ve kıtalar oluştu. Nihayetinde bugünkü şeklini aldı. Maddenin ilk şekli olan plazma, bugün maddenin dördüncü hali olarak tanımlanır. Plazma sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar topluluğu olarak tanımlanabilir. Madde plazma halindeyken 1. iyi bir iletkendir, elektriği ve ısıyı iletir. 2. Elektrik ve manyetik alanla etkileşir. 3. Kimyasal reaksiyonlar çok hızlıdır. 4. Yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahiptir. Evrende en çok bulunan hal plazma halidir. Maddelerin %99'undan fazlası plazma halindedir. Yıldızlar, güneş, gezegenler ve gezegenler arası boşluklar plazma halindedir. Plazmada 1 iyonlar, 2 elektronlar ve protonlar, 3 yüksüz atomlar ve moleküller, 4 uyarılmış atomlar bulunur. Plazma halinde sıcaklık çok yüksektir. Bundan dolayı sürekli elektron, proton ve nötron arasında parçacık alışverişi olurken atomlar da iyonlaşır. Bu parçacıklar arasında sürekli bir dönüşüm vardır. Plazmaya örnek olarak mum alevi, yıldırım neon lambalar magma güneş gezegenler arası boşluk verilebilir Plazma üzerinde yapılan çalışmalar plazma teknolojisinin doğmasını sağlamıştır. Günümüzde plazma teknolojisi kağıt, otomobil, tekstil ve uçak endüstrisi, elmas, elektronik çip yapımı, savunma sanayi Kristal büyütme, radar araştırmaları ve uzay teknolojisinden roketlerin fırlatılmasına kadar değişik alanlarda kullanılmaktadır. AIDS, kuş gribi, deli dana, SARS gibi salgınlara neden olan virüslerin bu teknolojiyle yok edilmesi hedeflenmektedir.